Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan İngilizce dersimize devam ediyoruz. İlk konumuz, yeteneklerimizi İngilizce olarak nasıl ifade ederiz? He can speak English. Burada arkadaşlar can, daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi ebilmek ifadesi, ebilmek anlamına gelmektedir. Sonrasında gelen fiilin yalın halinde, yani fiilin normal halinde kullanıyoruz ve he can speak, o konuşabilir, ne İngilizce konuşabilir şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. He can speak English. Yani burada can'den sonra herhangi bir fiili can do, he can do yapabilir, ne yapabilir? He can do the dishing mesela, bulaşıkları yıkayabilir gibi ifade edebiliriz. He can do ile alakalı her şeyi söyleyebiliriz. Burada olduğu gibi he can speak English, İngilizce konuşabilir gibi. Can yerine aynı anlama gelen could ifadesini kullanabiliriz. Bir örnekle onu da anlatmaya çalışalım. I could play tennis. I could ebilmek, play oynamak demektir. Ben oynayabilirim. Ne oynayabilirim? Tenis oynayabilirim. I could play tennis gibi. They can be at home. Be bildiğiniz gibi olmak ifadesini katıyor arkadaşlar. Anlamını katıyor. Evde olabilirler. Onlar evde olabilirler. They can be at home. Maybe he's in his room. Gene yetenekleri şey yaparken arkadaşlar, they can be at home'da olduğu gibi olasılığa da değindik arkadaşlar. Can'in başka bir anlamı daha olduğunu söylemek için çalıştık. Olasılıktan bahsediyor. Bu yetenekten değil de they can be at home. Onlar evde olabilirler. Yani yetenek gibi çevrilebiliyor ama burada bahsettiği olasılıktı. Şimdi maybe he is in his room ifadesinde olduğu gibi olasılığın başka bir tarzına da geldik. Maybe belki anlama katmaktadır arkadaşlar cümleye. Maybe he is in his room. O odasında olabilir. Yani belki o odasındadır anlamı katıyor. He is in his room bildiğiniz gibi odasındadır anlamı katıyor. Maybe başına koyduğumuz zaman belki de odasındadır şeklinde çevirebiliriz. Gene biz kabiliyetlere devam edelim arkadaşlar, yeteneklere. I can cook very well. Çok iyi yemek pişirebilirim. Cook yemek pişirmek demektir arkadaşlar. Very well de çok iyi. I can cook yemek pişirebilirim. Very well çok iyi. Çok iyi yemek pişirebilirim şeklinde çevirebiliriz. She can swim. Yüzebilir. Sadece yalın bir şekilde böyle de söyleyebiliriz. Swim yüzmek demektir arkadaşlar. She can swim, yüzebilir. It can jump. O zıplayabilir. Yani bir mesela kangurudan bahsediyoruz. It can jump. O zıplayabilir şeklinde anlatabiliyoruz. Şimdi yeteneklerimizi bitirdikten sonra bir de hobilerimizi nasıl ifade ediyoruz onu görelim. Hobiler, yani sevdiklerimiz, onunla birlikte sevmediklerimizden de bahsedeceğiz. Like arkadaşlar hoşlanmak demektir. I like pizza. Pizzadan hoşlanırım. Burada arkadaşlar zamanların nasıl ifade edildiğini bu derste anlatmıyoruz. Onu bir sonraki aşama olan sıfırdan A1 A2 seviyesindeki tüm derslerimizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada kalıp olarak bileceksiniz. I like pizza. Pizzadan hoşlanırım. Like hoşlanmak demekti. I like pizza. Pizzadan hoşlanırım. Peki bunun tam tersi olan hoşlanmam ifadesini nasıl ifade ediyoruz? Dislike. Dislike hoşlanmam demektir arkadaşlar. I dislike pizza. Bir de onun olumsuz tarzı, yani like ifadesinin olumsuz şeklinde söylenme şekli vardır. I don't like pizza. Ben pizzadan hoşlanmam şeklinde bu şekilde ifade edebiliyoruz. İki şekilde söyleme şeklimiz var hoşlanmam ifadesini. I dislike pizza veya I don't like pizza şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hoşlanmak ifadesini gene farklı bir kelimeyle ifade edelim. Farklı bir fiilde. Enjoy arkadaşlar. Enjoy de hoşlanmak demektir. He enjoys music. Müzikten hoşlanır. He enjoys music. I enjoy music. They enjoy music şeklinde böyle örneklerimizi çoğaltabiliriz. He doesn't enjoy music. Hoşlanmaz ifadesini de bu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. He does not enjoy music. He does not like müzik. Müzikten hoşlanması şeklinde söyledik arkadaşlar. Şimdi gene hoşlanmakla alakalı örneklerimizi çoğaltalım. I like math. Yani matematikten hoşlanırım. Like hoşlanmakta. I like math. Bir de nefret etmek ifadesi vardır arkadaşlar. He hates, hate nefret etmek demektir. He hates math. Yani matematikten nefret eder.
He hates math. I like watching TV. Watch arkadaşlar izlemek demektir biliyorsunuz. Bir de ne yapmış olduk arkadaşlar? Fiillerle beraber kullanımını gördük. Bir şeyi izlemek, bir şeyi yapmak. I like doing şeklinde fiilimizle iki fiili yan yana getirirken bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Like'tan sonra gelen fiil sonunu ing takısı alıyor. I like watching olduğu gibi. I like doing gibi aklınıza kalsın arkadaşlar. I like watching TV. Televizyonu izlemekten hoşlanırım şeklinde söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar bu iki gramer konusunu bitirdikten sonra şimdi de günlük olarak ifadelerimizi nasıl kullanacağımızı görelim ve konuşmalarımızı zenginleştirmeye çalışalım. What is it made of? O neden yapılmış? Yani ana maddesi nedir demektir bu. What is it made of? I don't know. Bilmiyorum. I don't know. Know bilmek demektir. I don't know. Bilmiyorum. Be patient. Sabırlı ol. Be olmak. Patient. Sabırlı demektir. Be patient. Sabırlı ol. As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda. As soon as possible. Don't make fun of me. Benimle dalga geçme. Make yapmak demektir. Fun, şaka, dalga demektir. Benimle dalga geçme. Don't make fun of me. I am at home. Evdeyim. I am at home. I am outside. Dışarıdayım. I am outside. I study at university. Üniversitede okuyorum. I study at university. Üniversitede okuyorum. Give me a chance. Bana bir şans tanı. Give me a chance. Time is up. Süre doldu. Time is up. May I come in? İçeri girebilir miyim? May arkadaşlar can gibi düşünebilirsiniz. Can I come in? İçeri girebilir miyim? May biraz daha nazik oluyor arkadaşlar. Yani can ifadesini çıkarıp, could ifadesini çıkarıp yerine may koyduğunuz zaman aynı cuk diye oturur arkadaşlar. Ama daha nazik olur. May I come in? İçeri girebilir miyim? Yani böyle nazik müsaade isteme şeylerine may kullanmak daha uygun oluyor. Trust me. Bana güven. Trust me. There you are. İşte buradasın. There you are. Time will tell. Zaman gösterir. Time will tell. Zaman gösterir. Şimdi arkadaşlar gene konuşmalarımızı zenginleştirmek, okuma anlamı becerilerimizi biraz da artırabilmek için yeni kelimeler öğreneceğiz. Onlara bakalım. Cheap, ucuz. Cheap. Expensive, pahalı. Expensive. Gold, altın. Gold. Silver, gümüş. Silver. Wind, rüzgar. Wind. Fog, sis. Fog. Lightning, şimşek. Lightning. Rain, yağmur. Rain. Paint, boya. Paint. Shadow, gölge. Shadow. Golden, altın rengi. Golden. White, beyaz. White. Gray, gri. Gray. Brown, kahverengi. Brown. Red, kırmızı. Red. Blue, mavi. Blue. Pink, pembe. Pink. Color, renk. Color. Yellow, sarı. Yellow. Black, siyah. Black. Orange, turuncu. Orange. Green, yeşil. Green. Tool, alet. Tool. Axe, balta. Axe. Knife, bıçak. Knife. K harfi okunmuyor arkadaşlar. Bu knife yazılıyor ya. K harfini okumuyoruz. Knife şeklinde söylüyoruz. Hammer, çekiç. Hammer. Nail, çivi. Nail. Brush, fırça. Brush. Rope, halat. Rope. Funnel, tünü. Huni. Funnel. Needle, iğne. Needle. Lock, kilit. Lock. Shovel, kürek. Shovel. Scissors, makas. Scissors. Scissors değil de scissors şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Sanki C yokmuş gibi. Scissors, makas. Ladder, merdiven. Ladder.
Wire, tel, wire. Sow, testere, sow. Screwdriver, tornavida, screwdriver. Bottom, dip, bottom. Plus, artı, plus. Length, boy, length. Depth, derinlik, depth. Minus, eksi, minus. Width, genişlik, width. Equals, eşittir, equals. Whole, hepsi, whole. Side, kenar, side. Corner, köşe, corner. Evet arkadaşlar, burada da bir sıfırdan İngilizce dersimi sonlandırıyoruz. Bunlar arkadaşlar en iyi akılda tutmanın yöntemi, benimle birlikte sesli tekrar etmektir arkadaşlar. Arada bir de gelip tekrar buraya başvurmaktır arkadaşlar. Tekrar bu videoyu arada bir izlediğiniz zaman bunlar daha kalıcı olacaktır. Ve bu videoyu 2 defa 3 defa tekrar ederek izlerseniz arkadaşlar çok kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu kadar kelimeyi de bir arada başka derslerde bulmanız çok mümkün değil arkadaşlar. Nereden baksanız bir 50 tane 60 tane kelime öğreniyorsunuz her bir derste. Bunları değerlendirmeyi bilmek lazım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.